Ukrayna'da hükümet geri adım attı, muhalefet ikna olmadı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümet karşıtı göstericiler önceki gün yoğunlaşan çatışmaların ardından Bağımsızlık Meydanı çevresinde kontrol ettikleri alanı daha da genişletirken Devlet Başkanı Viktor Yanukovych beklenmedik bir adım attı. Muhalefet liderleriyle 3 saati aşkın bir toplantı yapan Viktor Yanukovych, iki önemli muhalif lidere başbakan ve başbakanlık yardımcılıklarını önerdi. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Yanukovych, muhalefetteki Vatan Partisi lideri Arseni Yatsenyuk'a başbakanlık, Darbe Partisi lideri Vitali Klitschko'ya ise insan haklarından sorumlu başbakan yardımcılığı görevi önerdi. Ancak açıklamada iki liderin bu teklife tepkileri yer almadı. Viktor Yanukovych'in geri adımı muhalefet tarafından yetersiz bulundu. Yanukovych'in açıklamasının ardından binlerce eylemciye hitap eden muhalefet lideri ve eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Klitschko, teslim olmayacağız ama görüşmeleri sürdüreceğiz diye konuştu. Yanukovych'ten başbakanlık teklifi alan Arseni Yatsenyuk ise teklifi kabul edip etmediği konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. İlk gelen haberlerde tarafların sokakların hem güvenlik güçleri hem de eylemciler tarafından boşaltılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Gece geç saatlerde ise binlerce gösterici Ukrayna Kongre Merkezi'ni kuşattı. Binanın içinde 150 kadar güvenlik görevlisinin olduğu belirtildi. Başkent Kiev'in Bağımsızlık Meydanı yakınlarındaki çatışmalar gün boyu devam etti. Polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericileri dağıtmaya çalıştı. Sokaklara barikat kuran göstericiler de taş ve el yapımı bombalarla polislere karşılık verdi.